Cuma günü yayınımız sırasında Müslüme'nin arandığı bölgede bir çocuk cesedine ulaşıldığından size bahsetmiştim. Teşhisinin yapılması bekleniyor. Başka kayıp olmadığı için kuvvetle muhtemel Müslüme olduğu değerlendiriliyor demiştim. Yayınımızın hemen ardından teşhisi de yapıldı ne yazık ki. Bulunan çocuk Müslüme çıktı. Peki nerede bulundu, kim buldu? Hepsinin çok ayrıntılı bantları var. Size izleteceğim. Çocuğun bulunmasının ardından, ölü olarak bulunmasının ardından aile fertleri gözaltına alındı. Hala gözaltı süreçleri devam ediyor. Uzatma da verildi. Çocuğun cenazesi Konya'ya götürüldü, defnedildi. Nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Aile fertleri gözaltında olduğu için katılamadılar cenaze törenine. Gözyaşları içinde toprağa verildi küçücük bir çocuk. Peki bu çocuk nereye, nasıl gitmiş? Ben de açıkçası hafta sonu en çok bunu merak ediyordum. Arkadaşlarla bağlantılar yaptım. Valla çocuğun bulunduğu yere gitmek için keçi olmak lazım. Yani öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Tabii ki o bölgede yaşayan ve keçileri otlatan kişiler rahatlıkla ulaşabiliyorlar ama az sonra size izleteceğim. Çocuk yol üzerinde bulunmuyor. Çocuk yol üzerinde gidiyor gidiyor sonra sola bir yol dönüyor. Bir ara yoldan yukarı çıkıyor. Sonradan da taşlık bir araziden yukarıya çıkması lazım. Gerçekten hani yorumsuz vereceğim birçok bandı. Önce isterseniz bulunma bandını izleyelim. Herkes kendi fikrini ortaya koyacak. Zaten Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuç çok önemli burada. Fakat yine altını çizdiğim aile fertleri şu an göz altında. Çocuğun bulunduğu yer, çocuğu bulan hanımefendinin de anlattığına göre ailenin ailenin merası. Yani aileye tahsis edilen yer. Orada hani anlatmıştı ya bize muhtar. Bir aileye şuraya kadar veriliyor, öteki aileye evet. Buraya kadar veriliyor. Çünkü amaç hayvanlar birbirine karışmasın, arada kavga dövüş olmasın. Yani mesela, bu aileye verilen, tahsis edilen mekan içerisinde. Mekan içinde bulunuyor. Evet. İşte o günde aslında ailenin yine keçilerini unuttuğu, hani kaybetmişler falan aramışlar ya o bölge. Ama zor bir bölge. Yine söylüyorum, tabii ki bizler şehirde büyüdük. Bizim yürüme potansiyelimizle orada yaşayan birinin yürüme potansiyeli aynı değil. Fakat 2,5 yaşında bir bebekten bahsediyoruz. Şimdi bebeğin de ister dağda büyüsün, ister şehirde büyüsün. Tabii ki şehirde büyüyen çocuktan daha ataktır, daha atiktir, odur budur. Kabul ederim. Ama bu kadarını yürür mü? Hepsini izleteceğim. Önce bulunma haberi alındı. 5 kilometre uzaklıkta Kara Ağaç ve Karaca Ağaç ya da Kara Ağaç olarak bilinen dağlık bir alan. 10. günde gelen acı haber. Benim çocuğum, ben de veremedim de gittim onlara. Yörük kızı Müslüme nasıl öldü? 2,5 yaşındaki kızı kim nerede buldu? Hemen aşağı tarafta. Görünüyor biliyorsunuz yolun altıyla. Küçük kızın en acı yolculuğu. Günlerdir büyük bir umutla her yer didik didik aranıyordu ama acı haber cuma günkü canlı yayınımız sırasında geldi. Müslüme Yagal'la ilgili bir haber geldi. Şu andaki obalarına 4 kilometre ortalama mesafede bir çocuk cesedine ulaşıldı. Gönüllüler, AFAD, jandarma, köylüler. Herkes seferber olmuş ve Müslüme'yi sağ olarak bulmak için çalışıyordu. Ancak beklenen olmadı. Küçük kız bir dağ başında son nefesini vermişti. Bulunmasını çok istiyordum ama bunu beklemiyordum. Gün geçse, ay geçse canlı bulunur diye düşünüyordum. Yıkıldık yani. İnsan nasıl yıkılırsa yıkıldım ben. Minik Müslüme'nin cenazesi yaşadıkları çadırdan yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta bulundu. Geldik Müslüme'nin ölü bulunduğu yere. Hemen sol tarafta kalıyor. Toprak yolu devam ettiğimizde buradan yayın yaptığımız asfalt görünüyor. Bu oba dediğiniz yerde kimler yaşıyordu? Bir kaynanam, kayınbabam, eşim, çocuklarım ben. Çocuklar neredeydi hep sizin? Davardıydı. Hep beyamadım çadırım oldu etrafta. Kerim dedesiyle beraber davar gidiyormuş. Dedesinden hiç ayrılmışlar mı? Dedemle ayrıldım ama ebemle ayrılmadım yani. Ebemle birdik. Hasan da babasıyla dağda keçi arıyormuş. Siz ayrıldınız mı birbirinizle? Arabayla gittik. Arabayı bıraktık. Hasan bir taraftan çıktı, ben bir taraftan çıktım. Hayvan güdülen yerler obaya ne kadar uzaklıkta? Yürüyerek 1 saat, 1,5 saat sürer. Müslüme'nin kaybolduğu gün Kerim nenesi ve dedesiyle birlikte hayvan otlatmaya çıkıyor. Yayında da işaret etmiştik o yere. Onların hayvan otlattığı yer ne tarafta kaldı? Hemen aşağı tarafta.
görünüyor biliyorsunuz yolun altıyla. Altta taşlar görünüyor. Taşların üstüyle onlar da otlatmışlar. Oba nerede kaldı şimdi? Şu taş dunlak adın aşağısında yani hemen aşağıda yine o da o taraf. Yani kayalık alanın hemen aşağısında bulunan yer. Evet. Hayvanlarını otlatan köy sakininin haber vermesiyle ekipler olay yerine ulaştı. Ortalama her gün 300 kişi, 350 kişi olmak üzere bugüne kadar Müslüme'yi aradılar. Ama almış olduğumuz üzüntülü bir haber neticesinde Müslüme'mizin cansız vücuduna ulaşılmış durumda. İki ağaç dikkatimizi çekiyor. İşte Müslüme'nin cenazesinin bulunduğu yer ise o iki ağacın hemen karşısında yer alan kayanın üzerinde ölü bulunuyor. Yürüyerek gelmesi çok zor görünüyordu küçük kızın. Nasıl geldi, ne zaman son nefesini verdi henüz meçhuldü. Acı haber çabuk yayıldı. Küçük Müslüme'nin yine neşeyle bisikletine bineceğini umut eden annesi yıkılmıştı. Ya benim çocuğum, ben nereye koydum dersine gittim. Oraya benim yavrum. Ya benim kara çocuğum, ben nereye koydum da gittim. Sence birisi mi götürdü Selvi ablanı oraya? Bilmiyorum, o da oraya neyse o da gitmek şansı yoktu benim çocuğum. Yürüyemez değil mi o tarafa kadar? Zor. Şimdi indirendim, o zaman belli olur ne oldu. Kendi gitmiş olamaz, biri başına bir şey getirdi mi kuşkusu var sende Selva. Bilmiyorum ki ben ne olduğunu bilemedim ki, ben ne diyeceğimi bilemedim yani ne söyleyeceğimi. Kerimlerin keçi güttüğü yer var ya, onun ta arka tarafında kalıyor. Bu yoldan o dağın arka tepesinde de var aynı yol. Çocuğumu ben incelem, bakılmasını isteyeyim, ama başka bir şey istediğimi. Anneannesi de olanlara inanamıyordu. Onun da şüpheleri benzerdi. İncelenmesini istiyoruz çocuğumuzun. Başka bir şey istediğimiz yok. Var mı aklınızda bir kuşku? Bu çocuğun orada ne işi var diye? Hayır işte biz onu bilemedik ablam. Yürüyemez, bir çocuğun olduğu yeri bile bilmiyorsun bak. Ben kendim bilmiyorum ablam. Allah rahmet eylesin. Kabir cennet mekan olsun. Bir şey diyemeyeceğiz. Allah sabır kanıyat versin ablam. Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından küçük yörük kızı son yolculuğuna uğurlanmak üzere ablası ve dayısı tarafından teslim alındı. Hiç kimsenin aklına gelmese evden 7 kilometre uzaklıkta 2 yaşında bir çocuk. Nasıl gitmiş olabilir? Kimler götürmüş olabilir onu oraya? Hiçbir bir şey bilmiyorum abla. Olmadı, Allah'ım ömrünü bu kadar vermiş. Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanına alırmış. Minik Müslüme'yi taşıyan cenaze aracı aile tarafından teslim alındı. Buradan da Karaman'a gitmesi için yola çıkartılıyor şu anda. Yörük kızı kendisiyle aynı ismi taşıyan anneannesinin evinden alınarak gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Annesi, babası ve abileri yoktu küçük Müslüme'nin cenazesinde. Böyle acıları taşıyacağım hiç aklıma gelmiyordu. Annesi katılamadı, ondan çok üzüldüm. Kılınan cenaze namazının ardından minik Müslüme köy mezarlığında toprağa verilirken 2,5 yıllık hayatından geriye pek çok soru işareti ve şüphe kaldı. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişioğlu ölmek için türemiştir. Ölürse kayanın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gökkanı olacağını Çin imparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında baş eğdiremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok? Batuga'nın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur, ondan kan olmaz. Yayını ger, okunu at ak kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor.